Hafta sarısı ile ilgili flash iddia. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, iktidar FETÖ'cüleri de affettiler eleştirisi gelmesinden korkuyor. Bu nedenle af ve infaz değişikliklerini 2020'deki tahliyelerden sonra yapmayı düşünüyor. İkinci paket yerine üçüncü pakette infaz düzenlemesi olabilir dedi. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, gündemdeki hafta sarısı ile ilgili flash bir iddiada bulundu. FETÖ davalarında örgüte üye olmamakla birlikte yardım suçlamasıyla hüküm giyen ve yaklaşık 4 yıldır cezaevinde bulunan bazı isimlerin tahliye edilme günlerinin yaklaştığını dikkat çeken Antmen, iktidar FETÖ'cüleri de affettiler eleştirisi gelmesinden korkuyor. Bu nedenle af ve infaz değişikliklerini 2020'deki tahliyelerden sonra yapmayı düşünüyor dedi. Sözcü gazetesinden Başak Kaya'nın haberine göre CHP Mersin Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyesi Alpay Antmen, İktidarın af ve infaz yasası için zamanlama hesabı içinde olduğunu savunarak, FETÖ üyeliğinden 7 yıl civarında hapis alanlar, mevcut infaz yasası kapsamında cezaların %66'sını çekip 2020 yılı içinde tahliye edilmeye başlanacak dedi. Yaklaşık 4 yıldır cezaevinde bulunan ve örgüte üye olmamakla birlikte yardım suçlamasından hüküm giyenlerden özellikle öğretmenler, bazı eski hakim ve savcıların infazda dahil edildiğinde tahliye günlerinin yaklaştığını belirten Antmen, iktidar FETÖ'cüleri de affettiler eleştirisi gelmesinden korkuyor. Bu nedenle af ve infaz değişikliklerini 2020'deki tahliyelerden sonra yapmayı düşünüyor. İkinci paket yerine üçüncü pakette infaz düzenlemesi olabilir dedi. Af tasarısı ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Antmen, sözlerine şöyle devam etti. Meclisten geçen ve 39 maddeden oluşan birinci yargı paketi, basın ve ifade özgürlüğü başta olmak üzere beklenenini karşılamadı. Şimdi ikinci yargı paketi ve infaz düzenlemesi hazırlıkları devam ediyor. Daha çok hukuk muhakemeleri usulü kanuna ilişkin düzenlemeler olacak. Denetimli serbestlikte 2 yıldan 5 yıla çıkarılmak isteniyor diyerek sözlerine son verdi. Ne oldu? Şu bizim afişi. Şaban Yılmaz'ın telefonu çalıyor. Ekranda tanımadığı, kayıtlı olmayan bir numara. Açıyor. Karşısındaki ses başlıktaki soruyu soruyor. Af konusunda son durum ne? Hala yok mu bir gelişme? Kimi sayın genel müdürüm diyor, kimi bakan yardımcım, kimi sayın bakanım, kimi sayın bakanım. Hitap değişiyor ama soru hep aynı. Af ne zaman çıkacak? Şaban Yılmaz, Adalet Bakan Yardımcısı Ceza ve Tevkif Evleri eski genel müdürü, uzun süredir sıkça aynı konuda çalan telefonuyla başı dertte. Başı dertte diyorum ama o öyle düşünmüyor. Yaşadıklarını normal karşılıyor. Anlatıyor. Bana soruyorlar. Cezaevindeki bir mahkum senin numaranı nereden buluyor diye. Daha önce cezaevleri genel müdürlüğü yaptım. Nakil isteyen mahkumlar oluyordu. Bir de ben Rizeliyim. Bir kişi bir şekilde cep telefonu numaramı öğrenmişse yayılması zor değil. Ben de yıllardır değiştirmedim numaramı. Açık cezaevlerinde ankesörlü telefonlar var. Mahkumların da bu telefonlardan görüşme yapma hakkı. O hükümlüler bakan yardımcısı Yılmaz'ı arayıp soruyorlarmış. Af ne zaman çıkacak diye. Af ne zaman çıkacak diye. Şaban Yılmaz'ı arayanlardan bazıları bakanla görüşmek istiyorum diyormuş. Bazıları ise doğrudan onu aradığını bilerek konuşuyormuş. Elbette arayabilirler diyor bakan yardımcısı. Yılmaz izah etmeye çalışıyormuş arayanlara. Af yasa taslağı hazır ama son şeklini meclis verecek. Henüz meclis gündemine alınmış değil. Zamanlamasına da içeriğine de siyasi irade karar verecek diye. Şu bizim meslek. Bizim meslekte her şeyden önce güvenilir olacaksın. İnanılır yani. Haberin kaynağını da güvenecek. Haber kaynağını da güvenecek sana. Okuyan, izleyen de. Tabi meslektaşların da inanacak. Bizim meslekte esas olan dürüstlüktür. İnsanlardan senden şüphe etmemesi yani. İzleyicinin bunu söylerken maksadı ne dememesi. Okurun bunları yazarken acaba nasıl bir hesabı var diye düşünmemesi. Bizim meslekte en mühimi günün sonunda aynaya gönül rahatlığıyla bakabilmektir. İşini layıkıyla yapmanın iç huzurudur en kıymetlisi. Şimdi diyeceksiniz bunlar sadece gazetecilik değil her meslek için geçerli. Ne güzel işte. O zaman herkes kendi dünyasını hatırlasın, önemsesin bunları. Ceza infaz düzenlemesindeki son durumu merak eden kişilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki kamuoyunda af tasarısı veya af yasası olarak adlandırılan infaz rejimi düzenlemesi kimleri kapsıyor? Ceza indirimi söz konusu mu ve süreçte son durum ne? Af yasası meclise ne zaman gelecek? Sorusunun yanıtı bir süredir ceza infaz rejimi değişikliğinin yasalaşmasını bekleyen kişilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Konunun meclise ne zaman geleceği ile ilgili tarih aralığı ise netleşti. İşte tüm detaylar.
Ceza infaz düzenlemesi değişikliği ne zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak? Edinilen bilgilere göre AK Parti infaz indirimini içeren düzenlemeyi yeni yılda yani 2020 yılı Ocak ayında meclis gündemine getirecek. AK Parti'nin hukukçu kurmayları ceza infaz düzenlemesi için bir araya geldi. Çalışmada teklifin ayrıntıları netleşti. Bu kapsamda bazı suçların infaz indirimi kapsamı dışında kalması görüşü benimsendi. Peki hangi suçları kapsayacak? Terör suçları, kadın ve çocuğa şiddet, cinsel istismar ve mükerrer suçlar. Yani bir suçun aynı kişi tarafından birden fazla işlenmiş olması da bu kategoride sıralandı. AK Partili hukukçu kurmaylar uyuşturucu suçlarında kapsam dışında kalması kararı aldı. Uyuşturucu suçları AK Partili kaynaklar daha önce verdiği yasa teklifinde uyuşturucu ile ilgili suçları da infaz indirimi kapsamına sokan MHP'nin iknaya yakın olduğunu dile getirmişti. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı teklif metinde AMATEM gibi bağımlılıkla mücadele merkezlerinin daha etkin rol oynaması ve bu suçlar için rehabilitasyona ağırlık veren bir düzenlemeye gidilmesi planlanıyor. Denetimli serbestlik, infaz düzenlemesiyle denetimli serbestlik süresi de artacak. Şu anda 2 yıl olan denetimli serbestliğin üst sınırın 3 yıla çekilmesi bekleniyor. Bir diğer görüş ise aldığı cezanın 5'te 1 oranında denetimli serbestlik. Yani 20 yıl ceza alan birisi için denetimli serbestlik süresinin 4 yıl olması. İnfaz indiriminin kapsadığı suçlarda ise cezaevinde kalınacak süre 3'te 2'den %50'ye indirilecek. Yani 20 yıl ceza alan biri 10 yıl cezaevinde kalacak. AK Parti çalışmasını tamamladıktan sonra teklif taslağı başta MHP olmak üzere tüm siyasi partilere götürecek ve uzlaşı arayacak. Teklifin yılbaşından sonra meclis başkanlığına verilmesi ve 2020 yılının ilk aylarında yasalaşması planlanıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de af yasası ile ilgili geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı. Bahçeli, af yasası ve şartlı ceza indirimi konusunda değerlendirmelerde bulunmuştu. İnfaz yasası ile ilgili liderlerin görüşeceğine ilişkin soru üzerine Bahçeli, "Bunlar basına yansıyan değerlendirmeler. Biz yorum getirmiyoruz. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullanmıştı. Milliyetçi Hareket Partisi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, af yasası ve şartlı ceza indirimi konusunda açıklama yaptı. İnfaz yasası ile ilgili liderlerin görüşeceğine ilişkin soru üzerine Bahçeli değerlendirmelerde bulundu. "Bunlar basına yansıyan değerlendirmeler. Biz yorum getirmiyoruz. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Türkiye'nin gündemini bazı öncelikler içerisinde ele almak lazım. Bir taraftan Amerika, bir taraftan Orta Doğu, bir taraftan İran, bir taraftan Irak, bir taraftan Rusya yoğun bir kuşatma. Toplumsal faaliyetlerin tırmandığı ortamda önceliğimizin olması lazım. Bu sebepten dolayı emeklilik haklarını kaybetmeyen erken emekli vatandaşlarımız, muhalefetin tahrikiyle bir takım düşüncelerden arınmalı ve zamanı gelince bunların çözüme kavuşacağına inanmalıdır. Af ile ilgili olarak görüşmelerimiz devam ediyor. Yakın bir tarihte meclise sunulacak ve kararın çıkmasını bekleyeceğiz. Bakanlıktan işlerin hızlandırmalarını isteyeceğiz." diyerek sözlerine son veren Bahçeli, af yasasını yakından takip ettiğini belirterek vatandaşların mağdur edilmeyeceğini söyledi. Sosyal medya hesaplarından Twitter'da cezaevleri affa hazır ifadeleri için büyük çalışma yapıldı. Hedef ifadeler cezaevleri affa hazır. Türkiye gündeminde birinci sıraya yükseltildi. Mahkum ve hükümlülerin yakınlarında yer aldığı kullanıcılar mesajlarını paylaşmayı sürdürdü. Çok sayıda vatandaş bir araya gelerek af konusunda etkinlik düzenledi. Twitter üzerinde düzenlenen etkinlik kapsamında cezaevleri affa hazır ifadeleri için çalışma yapıldı. Çok sayıda mesajın atıldığı ifadeler Türkiye gündeminde birinci sıraya yükseltildi. Etkinlik kapsamında atılan tweetlerde ülke genelinde milyonlarca insanda af beklentisi olduğu kaydedildi. Mahkum ve hükümlülerin yakınlarının da yer aldığı kullanıcılar mesajlarını paylaşmayı sürdürdü. Yapılan son açıklamada bu konu üzerinde bakanlık tarafından çalışmaların devam edildiği belirtilmişti. Adalet Bakanlığı kaynakları yargı reformu strateji belgesinde infaz kanunu ile ilgili bir değişiklik yer almadığı dikkati çekiyor. AK Parti ile MHP'nin görüşmeye başladığı infaz kanunu değişikliği ve şartlı ceza indirimi teklifi de ikinci yargı paketi olarak değil, tek başına ayrı bir çalışma olarak değerlendireceği söyleniyor. Umarız bir önce daha fazla ertelenmeden konuşulan son tarihe sadık kalanarak Ocak ayının ilk haftasında yasa meclise girer. Af haberi ve infaz kanunu ile ilgili güncel bilgileri kanalımızdan takip edebilirsiniz.